Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte matematik dersine nasıl çalışabilirim üzerine konuşacağız. Bazılarımız sorun yaşıyor. Matematik dersine nasıl çalışabilirim, neler yapabilirim? Bazı Bazen böyle giriyorum sınavlara artmıyor sınav puanım, netlerim artmıyor. Neler yapabilirim diye yorumlar alıyoruz. Sizin yorumlarınızı çok 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 önemsiyoruz ve hepsine ayrı ayrı bakıyoruz. Bakalım neler gelmiş. Birkaç tanesini seçtik. Bu yorumları okuyalım. Bunlar üzerinden matematik dersine nasıl çalışabileceğimizi görüyoruz olalım. Günün yorumları. Tony Art and Craft demiş ki matematikte eşitlik konusunu yapamıyorum. Yapsam da unutuyorum. Mesut Erdoğan demiş ki Tonguç ben kesirlerde iyiyim ama sayı doğrusunda yapamıyorum. İrem Sole de demiş ki Tonguç abi ben matematiği seviyorum ama sınavlarda bir türlü yapamıyorum ya. 3 ya da 4 yanlış çıkıyor. Bu birkaç yorumumuzu okuduk burada. Matematiği neden yapamadığımız üzerine konuşacağız tabii ki. Neler yapabiliriz? Bunlar üzerine de duracağız. Ama birkaç yorumumuz daha var. Hadi hadi onları da okuyalım. Feryal Gülegül. Demiş ki Tonguç ben çarpma işlemini yapabiliyorum ama bir türlü kafama sokamıyorum. Ne yapmalıyım? Ezber yapamıyorum. Ne yapabilirim? Süleyman Güneş'e demiş ki merhaba Tonguç ben Nisa Anur. Süleyman Güneş sanırım babası Nisa Anur ya da abisi onun hesabından girmiş. Demiş ki dördüncü sınıf öğrencisiyim. Ödüllü soru matematik dersinde hiçbir problemi yapamıyorum. Bana yardım eder misin? O da bize ödüllü bir soru sormuş. Hadi bakalım şimdi neler yapabiliriz? Matematiği neden yapamıyor olabiliriz? O önce bunun üzerine bir konuşalım. Ee, en önemli şey ne matematik dersinde anlayabilmek için? Ne yapmam gerekiyor? Şimdi bunun üzerine konuşalım en 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 önemli şey ne yapacağız? Önce okulda okulda dersi en iyi şekilde dinlememiz gerekiyor değil mi? En iyi şekilde okula dersimizi dinliyoruz. Okulda öğretmenim ben dersimi dinledim. En güzel şekilde böyle full odak. hocaya böyle öğretmenimi hiçbir şekilde böyle dikkatimi başka bir yere göndermeden başka bir şeye böyle dikkatimi vermeden sadece öğretmenim dersimi dinledim. Sonra ne yapmam lazım? İkinci olarak tekrar yapman lazım okuldan eve geldikten sonra tekrar yaptıktan sonra da ne yapman gerekiyor? Soru çözmem gerekiyor. Matematik çünkü nasıl bir ders biliyor musunuz? Matematik böyle eğer ona özen göstermezsen dinlemezsen sana böyle ne yapıyor? Unutuyorsun. Sonra bazı şeyleri hatırlamayabiliyorsun. Ama eğer tekrar yapıp soru çözersen o kadar eğlenceli bir hal alıyor ki. Bir de kesinlikle karşılığını alıyorsun matematikte çalışmanın. Bu en mükemmel şey aslında dünyadaki bir şey. Emek veriyorsun ve karşılık alıyorsun. Matematik sana bunu sunuyor. Bu çok güzel bir şey oluyor. Ama ben tekrarımı ve soru çözümü nasıl yapacağım? Tabii ki sıfırdan dörde tüm dersler kitabımı konu anlatımı soru bankası. Ya, konu anlatımı kısmını açarım, tekrarımı yaparım. Sonra da ne yaparım? Soru çözümü kısmında açarım, sorularımı çözerim ve en güzel şekilde e, pekiştirmiş olurum konumu. Ne yapıyoruz? Biz tü, ne yapıyoruz? Tüm dersler soru bankamızda. Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültür, İngilizce her ders var. O harika. O zaman matematiği hemen ben buradan açarım. Matematikte mesela ne yaptım? E, Çıkarmanın sonucunu tahmin etme diyelim. Burada böyle bir konu var. Biz bu konuyu gördük diyelim. Hemen geliyorum evde. E, ne yaparım? Tekrarımı yapıyorum. Burada harika bir şekilde bana tekrar imkanı sunuyor. Çünkü öğretmenim bana okulda bunu anlatmış. Ben de burada yine bu e, çok güzel bir şekilde Tonguç, Tongül var burada birbirleriyle diyalog kurmuşlar. Harika bir şekilde öğreniyorum. Arkasından da e, sorularımı da çözebileceğim bir alan var. Hemen konuyu anlatmış. Arkasından da soru çözüyorum ve en mükemmel şekilde matematiği anlamış oluyorum. Matematikteki olay zaten tekrar yapıp kesinlikle soru çözmektir. Bunu yaptıktan sonra tekrarını yapıp soru çözdükten sonra matematikte neden sıkıntı yaşayayım ki? artık. Dediğimiz gibi okulda dersi en iyi şekilde dinleyeceğiz. ...tekrarımızı yapacağız ve sorumuzu çözeceğiz. Ve sıfırdan dörde tüm derslerde Tongucumuzda ne var? Tekrar yapıp soru çözebileceğimiz alanlarımız gayet de mevcut. E bunu da yaptıktan sonra hiçbir sorunumuzun kalmayacağına inanıyorum ben. E artık bunları yapıyorsak dediğimiz gibi e, hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Ve o zaman ödüllü sorumuza geçebileceğiz. Siz hangi konuda sıkıntı yaşıyorsunuz? Biz de bunları bilmek istiyoruz. Hadi yorumlara, o yorumlarda yazın. Biz de bilelim yorumlarda kimin hangi konuda sıkıntı yaşadığını. Ve hepsini tek tek okuyorsunuz zaten. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere.